Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dinleyenlerim, bugün Rabbimizin Kur'an mektebinde ayet ayet mümin şahsiyetinin inşası çerçevesinde Mü Mü'minun suresinin 5. 6. ve 7. ayetlerini konu edinmiş olacağız. Rabbimiz şöyle buyurur. Estağfurullah. Vellezinehum <laughs> difurucihim hafizun illa ala azvajihim ev ma malakat fe innahum gayru e humul âdûn. o felaha eren gerçek müminler ırzlarını ciddi bir şekilde korurlar ancak eşleriyle ve ellerinin sahip olduğu cariyelerle aile hayatı yaşarlar. Onun dışındaki konularda son derece iffetlidirler. Onlar aileleriyle beraber olmaları itibariyle asla kınanmazlar. Kim bunun ötesini isterse işte onlar haddi aşanlardır buyurur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde buyururlar ki siz bana iki şeyin garantisini verin ben size cennetin garantisini vereyim. Dilinizi koruyun bir de iffetinizi namusunuzu koruyun buyurur. Bu ayeti kerimede de Rabbimiz mümin kişiliğin iffetli bir kişilik olması gerektiği üzerine dikkat çeker. İffeti korumak, zinaya düşmemek, harama düşmemek, insanın gözünü, belki bu anlamda dilini, belini koruması önemlidir. Rabbimiz bu çerçevede birçok ayeti kerimede bu konulara dikkat çeker. Ve insan fıtrat itibariyle çift yaratılmıştır. Yani her bir varlık çift yaratılmıştır. Erkek ve kadın olarak karşı cinsler cinse ilgi duymak gayet tabii bir şeydir. Ancak bunun da helal yolu nikahtır. Düzgün, sıhhatli aile hayatıdır. Aile hayatına bu çerçevede Allah'ın gösterdiği ölçüler içerisinde böyle bir hayata sahip olmayan kimselerin ya da ilahi sınırlar çerçevesinde böyle kadın erkek ilişkisini yürütmeyen kimselerin zaman içerisinde kaybedeceklerine ve belki kokuşacaklarına toplumu bile fesada vereceklerine dikkat çekilir birçok ayet-i kerimede. Sapkınlıklar ortaya çıkar. Lut Aleyhisselam'ın kavminde farklı bir sapkınlık ortaya çıkmıştır. Zihnin tertemiz kalması, gönlün bulanmaması, arınması anlamında evlilik koruyucu bir müessesedir. Kollayıcı bir müessesedir. Şahsiyetin tertemiz kalmasını sağlayan en önemli kale gibidir. Öyleyse gençlerimizi bir taraftan sahatli evliliğe teşvik etmek en önemli hususların başında gelir. Toplumların bozulmasında bu cinsel sapıklıklar çok büyük rol oynamaktadır. Hatta birçok toplumun helak olmasında, kaybolup gitmesinde, kokuşmasında, dejenere olmasında maalesef bu fıtri ihtiyacın doğru olmayan bir şekilde karşılanması yatmaktadır. Öyleyse müminler olarak hem kendi iffetimizi korumak, hem toplumun iffetini korumak, evladı ihalimizin iffetini korumak noktasında evlilik müessesesine sahip çıkmak gerekmektedir. Evlilik müessesesinin kurulmasını kolaylaştırmak, kurulduktan sonra korunmasına vesile olacak şekilde güzel şeyler yapmak, temeller atmak önemlidir. Rabbimizin evlilik dışı ilişkileri haddi aşmak olarak nitelendirmesi ve böyle yapanların ilahi sınırları bir şekilde aşacakları ve sonuçta da o kurtuluşa eren müminlerden olamayacaklarını işaret etmesi hepimizi uyandırmalıdır. Cenab-ı Hak cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e tertemiz aile hayatı ve tertemiz nesiller, göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.